7 yeni deniz hattı bugün hizmet vermeye başlıyor. Kentte geçen ay yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında oluşturulan Kadıköy, Kasımpaşa, Fener Sütlüce, Eyüp, Avcılar Bakırköy, Kadıköy, Avcılar Bostancı, Maltepe, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Çengelköy, Kabataş, Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Kasımpaşa, Sütlüce, Eyüp ve Bostancı, Cadde Bostan, Moda, Kadıköy, Kabataş hattından oluşan 7 deniz hattı bugünden itibariyle yolcularını kabul edecek. Evet, aktarmalar %50 indirimli olacak. Hemen fiyatlardan da bahsetmek istiyorum tabii sizlere. Ücretler belli olmuş. Kadıköy, Kasımpaşa, Fener, Sütlüce, Eyüp hattında 11,5 lira, 11.50 lira. Avcılar Bakırköy, Kadıköy hattı 28.74 lira. Avcılar Bostancı hattı 31.85 lira. Maltepe, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada hattında 21.90 lira. Çengelköy, Kabataş hattında 9.47 lira. Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Kasımpaşa, Sütlüce, Eyüp hattında 11.5 lira. Bostancı, Cadde Bostan, Moda, Kadıköy, Kabataş hattında 11.50 liraya yolcu yapılabilecek. Öte yandan 1 Kasım itibariyle deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar %50 indirimli olacak. Şimdi o dediğiniz hatların hemen hemen hepsi vardı. Burada ayrı olan Avcılar. Avcılar, biz hep konuşuyorduk Kadıköy, ya. Değil mi? Evet. Tabii. O çok güzel. Avcılar, bak, Bakırköy, bu Kadıköy. Yani Avcılardan kalkıp önce Bakırköy'e tabii gidecek. Bakırköy'den Kadıköy'e. Tabii. Diğer, aktarma mı yapacak? Tabii, aktarma yapacak, tamam. Ama şimdi diğerleri de Avcılardan demek ki hat verdiler. O diğerlerini şey yapacaklar. Avcılara şeye kadar gidecekler. Nereye kadar? Mesela Avcılardan bindik. Direkt evet. Kadıköy yok mu? Demin saydığınız bütün noktalara gidecek. İşte o çok önemli. Avcılar, Bakırköy, evet. Kadıköy. Öyle. Hayır. Şimdi Avcılardan çıktık, Bakırköy'e gidiyor ya. Evet. Orada inip bir daha indi bindi aktarma yapabilir yapacak mıyız? Çünkü orada şeyler var. Vapurlar ne var. Kadıköy şey arasında. Ben tabii merak ediyorum, siz nasıl gözlem için biniyorsunuz? Valla ben de Avcılardan bir gün Kadıköy'e gitmek istiyorum o şekilde. Tabii. Bir süreye bakacağım. Yani Avcılara da gidebilir. O Karaköy'e gelebilir. Karaköy'de zaten Kadıköy şeyi var. Aha. Oraya biniyorsunuz. Dek getiriyorlar. Evet. Oradan devam güzel ediyorsunuz. Aha. Çok güzel. Çok güzel. Yeni olan Avcılar. O çok önemli. Evet. Keşke ama Büyükçekmece'den de olsaydı. Ben onu tabii da tabii çok tabii bekliyordum olsun, ama. Olsun. Hatta bunlar arabalı vapur olsun. Evet. Bak, ha, ciddi o da söylüyorum. Güzel olur, evet. Vatandaş evet arabalı arabasıyla vapurlar. Arabasıyla gidecek. Hemen tabii, arabasıyla götüreceksin, dönecek. Götüreceksin, Beykoz'a bırakacaksın ya. Sağlı sollu bırakıp gideceksin. Doğru, yani. Aynen. 3-5 merkeze. En azından 3 merkeze koysan var ya müthiş bir şey olur. Bak o çok önemli olur. O trafik şeyini de efendim biraz rahatlatır. Trafiği Avcılar, de rahatlatır. Bir de sadece Avcılar Bostancı hattı var mesela. Tabii. Yani Avcılar'da binip Bostancı'da iniyorsunuz. O da çok mantıklı. O da çok güzel bir şey. Bostancı'da çünkü inip Marmaray'da kullanabilirsiniz. Evet, sonrasında. O harika bir şey. Yani güzel bunlar ama ben arabalı vapur da istiyorum beyler. Evet. Neden? Trafiğin biraz daha rahat edilmesi için mutlaka hem küçük çekmece hem büyük çekmecede efendim bu arabalı vapurların kalkması lazım. Bunlar olmazsa trafikte o sıkışıklık devam edecek. Trafiğin yükünü almamız lazım. Oraya arabayla bindikten sonra o vapura hem bir nefes alacak iş adamımız ya da işte neyse kişiler orada bir çay içecekler, bir kahve içecekler. O kadar zaten yarım saat içerisinde evine gidecekler. Evet, bu kesinlikle kadar. Beykoz'a kadar gider ya 40 dakikada. Harika, ama buradan şimdi mesai saatlerinde yani sabah akşam işinize gittiğinizde ya da işinize döndüğünüzde ya 2 saatte gitmiyorsunuz ki kardeşim. Evet. Kalk dur. Öbür tarafta adam gemide. Oh, deniz havası alıyorsunuz. Şahane ya. Mis gibi. Tabii ya. Aynen öyle.